Asgari ücret yeni yılda %54,66'lık artışla net 8.506 lira oldu. Tabii bu yeni rakam beraberinde birçok kalemi maaşa da değiştirecek. İşte kalem kalem zamlı yeni maaşlar. Asgari ücret tek başına bir maaş olmaktan çok birçok kalemi etkileyen bir gösterge rakamı. Asgari ücretteki net %54,66'lık artış tüm maaşları değiştirdi. Zamla birlikte birçok kalem etkilendi. İşte asgari ücretin 8.506 lira olmasıyla yeni yılda kalem kalem değişecek maaşlar. Yeni asgari ücretle birlikte işsizlik maaşı da değişti. En düşük işsizlik maaşı 4.003 liraya, en yükseği de 8.006 liraya çıkacak 2023'ten itibaren. Asgari ücretteki %54,7'lik artış kıdem tazminatını da ekledi. Öyle ki 10 yıllık bir çalışan, asgari ücretli bir çalışan 2022 yılında 64.710 liralık kıdem tazminatı alırken artışla birlikte 2023 yılında 100.080 lira kıdem tazminatı alacak. Asgari ücretteki artış borçlanmayı da etkiledi. Özellikle de EYT'lilerin ödeyeceği askerlik ve doğum borçlanmasını, eksik primini tamamlayacaklar, elini çabuk tutsun. Yeni yılla birlikte cepten daha fazla para çıkacak. 18 aylık askerlik borçlanması yapan bir arkadaşımız eğer Aralık ayında başvurursa 37.260 lira öderken Ocak ayında başvurursa 57.636 lira ödemek zorunda kalacak ki gördüğün gibi 20.000 liralık bir fazladan para ödemiş olacak. Asgari ücretin artışıyla birlikte bir diğer kritik borçlanma doğum borçlanması. 2022 yılında başvurduğunuzda doğum borçlanmasına ödeyeceğiniz rakam 49.680 lira. Ancak siz doğum borçlanması için 2023 yılında başvuru yaparsanız bu kez karşınıza 76.848 liralık rakam çıkacak. Aradaki fark 27.168 lira. Ben şimdi bu 10 günde 37.000 lirayı nasıl bulayım, 49.000 lirayı nasıl bulayım diyorsanız burada hemen para ödenmiyor. Aralık ayı bitmeden E-Devlet'ten borçlanma için başvurunuzu yapın. Ocak ayında veya Şubat ayında ancak ödeme emri geliyor. Yeni 65 yaş aylı 2604 lira, engelli aylı 2609 liraya yükseldi. Yine staj ücreti de 2551 lira oldu. Şimdi sırada emekli, memur ve sosyal yardım alanlar var. 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon verisiyle onların da maaşları netleşmiş olacak.